muhterem gece, bu gece. Cebrail, meleklere bu gece rastladıkları, ayakta duran, oturan, namaz kılan ve Allah'ı zikreden her mümine selam verip el sıkışmalarını söyler. Bu gecede melekler tan yeri ağrıncaya kadar müminlerin dualarına amin derler. Tan yeri ağrınca Cebrail meleklere haydin biz yola çıkalım der. Melekler Cebrail'e sorarlar. Allah Muhammed ümmetinden olan bütün Müslümanların dileklerini nasıl karşıladı ya Cebrail? Cebrail der ki, bu gece onlara rahmet nazarıyla baktı ve dört kimse dışında hepsinin günahını affetti. Melekler sorar, ya Cebrail, bu dört sınıf kimse kimlerdir? Cebrail aleyhissalatü vesselam cevap verir. Bir, devamlı içki içenler. İki, anasına babasına karşı gelenler. Üç, akraba ve yakınları ile münasebetlerini kesenler. Dört, ara bozukluk ederek insanları birbirine düşürenler. İşte bu dört sınıf kimse bu hallerinden tevbe ederek vazgeçmedikleri müddetçe bu gecenin af ve inayetine mazhar olamayacaklardır. Cenab-ı Hak cümlemizi af-ı muafet eylesin. Gibi hasletleri üzerimizden def eylesin, deli eylesin. Estaizu billah bismillah. İnna enzelnâhu fî leyletil kadri. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, İnna biz enzelnâhu fî leyletil kadri. O Kur'an-ı Azimüşşan'ı Kadir gecesinde indirdik. İşte böyle bir mübarek gecede Kur'an-ı Azimüşşan insanları aydınlatan, nurlandıran, cehaletleri, karanlıkları söndüren, insanlara huzur bahşeden, sükun bahşeden Kur'an-ı Kerim bu gecede inmiştir. Berat gecesinde zaman zaman ifade ettiğimiz gibi Berat gecesinde Kur'an-ı Kerim Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına, dünya semasından da Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına toplu olarak dünya semasından da yere, yani Cebrail vasıtasıyla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kalbine bu gecede inmeye başlamıştır. Ayet ayet. Süleyman Çelebi bu hususu indi Kur'an Mevlid-i Şerif'inde indi Kur'an ayet ayet beyinat zahir oldu nice türlü mucize. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'in en büyük mucizesidir. Çünkü benzerini hiçbir kimse getiremez. Ey bütün cinniler, Habibim de ki, bütün cinniler, bütün insanlar, 18 bin alemi ins ve cin bir araya toplansa, Kur'an-ı Kerim'in ayetine benzer bir ayet, suresine benzer bir sure, kelimesine benzer bir kelime getiremezler. Şayet bu insanlar, وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ زَهِيرًا bazıları diğer bazılarına, bir grup diğer gruba yardımcı olsa dahi yine benzer. Demek ki insan oğlunun bir benzerini getiremeyeceği mucize olan böyle haller ancak peygamberlere mahsustur. Bunlar insan gücünün dışında Cenab-ı Hakk'ın peygamberlere bahşettiği büyük olağanüstü hallerdir muhterem Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim lafzıyla manasıyla en büyük mucizedir. Okunmasıyla ibadet edilen ve içerisinde bir takım şer'i değerler, hükümler bulunan ve hükmü hiç değişmemiş olan 1400 küsür seneden beri bu zamana kadar değişmemiş olan bir harfi kelimesi bile kıyamete kadar değişmeyecek olan tek bir kitaptır. Peygamberimize son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman dediyiz. Bundan sonra bir kitap gelmeyecek, bir peygamber gelmeyecektir. Evet. Ve ma edrake ma leyletul kadri. Kadir gecesinin şerefini, faziletini sana bildiren nedir? Ey Habibim, Kadir gecesinin şerefini, izzetini, yüceliğini, faziletini, o gecenin kadru kıymetini, hikmetini bildiren sana nedir? وَمَا اَدْرَكَ مَا اَدْرَكَ nedir diye. Cenab-ı Hak Peygamber'e söylüyor. Hitaben dolayısıyla bize söylüyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, devam ediyor ki, لَيْلَةُ الْقَدْرِ Kadir gecesi, Kadir gecesi, ey Habibim, güzel dinle, ashabına, ümmetine tebliğ et.
bu gecenin şerefini izledin söylüyorum. Ey Habibim, ey sevgilim, ey Muhammed'im dinle. Leyletül Kadri, Kadir gecesi hayrun hayırlıdır. Neden? Min elfi şerri. Bin aydan daha hayırlıdır. Demek ki Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bin ayı, bin ayı insanoğlunun ömrüne böldüğünüz zaman bir seneye 12 böldüğünüz zaman 83 küsür sene eder. Demek ki bir gecede eğer kullarım diyor Cenab-ı Hak bu gecenin kadri kıymetini bilerek geç ağzı halal ederler, bol bahirene sarıklılar kılarlarsa, zikrederler, Allah'a derler, Allah'ın bilerler, adım uçmanın aklılarının izniyle, Allah'tan aldıkları bir emirle inerler, yeryüzüne inerler. Ne zaman? Güneşin grubundan itibar, şu anda inmişler. Ve bize bol bol selam getiriyorlar. Selamlıyor mümin ve Müslümanlar. Ne kadar büyük bir nimet bu. Ne kadar büyük bir lütuf Cenab-ı Hak tarafından hidayet. Min külli emrin selam. Her iş için, arka arka her bir işin selam vardır bu gecede. Kurtuluş vardır, saadet vardır. Saf saf bölük bölük inen melekler müminleri, Müslümanları selamlıyor. Kurtuluşa davet ediyor. Yani bu geceyi ihya etmeye, ibadat-ı taatle, fikir ve zikirle, tevbe ve istiğfarla, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme salat-ı selam getirmekle ve bol bol günahlarımızdan dolayı ağlamakla, sızlamakla aklımızda ne kadar geçiyorsa tehlil ile, tesbih ile Cenab-ı Hakk'a ne yapacağız? Niyaz edeceğiz, yalvaracağız, ibadat-ı taatle. Bol bol Kur'an okuyacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu gecede inmişti. Bu gecede dünya semasına inmeye başlamıştı. Bol bol Kur'an okuyacağız. Ruhumuzun darlığında, kalbimizin sıkıntı, kalbimize sıkıntılı anlar vurduğu zaman da, kızdığımız zaman, öfkelendiğimiz zaman, böyle bir ruhi bunalıma düştüğümüz zaman hemen abdest alıp Kur'an-ı Kerim'e yapışacağız. Okumasını bilmesek alacağız yine onun ilahi vahiy olduğunu, Allah sözü olduğunu, onunla konuşmak istediğimizi fakat konuşamadığımızı Cenab-ı Hak'a yazacağız. İzâ ehabbe ahadukum en yuhaddize rabbehu fel yakre'l Kur'an. Sizden biriniz Rabbisiyle konuşmak istediği zaman Kur'an okusun. Kur'an okusun. Üç günü bu bir ham okusun da Kur'an. Bilmezsen, yani Kur'an-ı Kerim yüzünü o bilmezsen, üç günü bir elham oku da Kur'an'dır. Ve ağla bol bol günahlarından dolayı. Ben insanoğlu olarak, benim aslım neslim bir damla su, hem de iğrenç bir damla su ya Rabbi. Beni önce su, sonra kan, sonra fıstık haline, sonra kemik haline getiren, bana şekil veren göz, kulak, el, ayak sensin ya Rabbi Rabbinde. 9 ay gezdiren, ondan sonra ana babam vasıtasıyla dünyaya gönderen, büyüten, bütün nimetlerinle yedirip içiren, büyüten sensin ya Rabbi. Zira bana nefis verdin, şeytan aleyhine benim peşimde, bana günah işlettirdi, affı mağfiretimi talep ediyorum. Bu gece güneşin grubana kadar, tan yeri ağrıncaya kadar Cenab-ı Rabbül Alemin'e af isteyeceğiz, mağfiret isteyeceğiz, yalvaracağız, ağlayacağız, sızlayacağız, hüngür hüngür ağlayacağız, sakalımızın ulu yaşlar gözlerimizden dökülecek, sakalımızı ıslatacak. Yoksa ağlamasa, sızlamasa, bu geceyi gaflet içerisinde geçirirsek Allah-u Teala vermez. Efendim, ben hiç camiye gelmedim de sadece Kadir gecesine geldim. Bin ay kadar ibadet ve taat ettim ama hocam, şimdi benim bu yapmış olduğum ibadet, taat kabul olur mu? Cenab-ı Hakk'a tevbe edersen, ey samimi kardeşim, samimi olarak Cenab-ı Hakk'a tevbe edersen, bir daha günah yapmamaya söz verirsen, ahdedersen, sağlam bir tevbe edersen elbette affolur. Ama ben bu gece geleceğim. Benim efendim bin ay kadar sevap, ibadet, taat yaptım. Ramazan gitti. Eyvallah bana ya Rabbel Alemin. Eyvallah bana cami, mescid dersen günün birinde Azrail'in pençesine düşersin. Son nefeste kırk boğazından gider. Ondan sonra küfür olarak gidersin. Allah korusun. Demek ki bu aydan, bu geceden ancak balını bugünkü hutbemde de izah ettiğim gibi balını bahçesini, bahar mevsiminde balını bahçesini gerektiği gibi hazırlamış baharın yağmurunu bekleyenler içindir. Yoksa sen ey kardeşim bahçeni, balını hazırlamamışsan çorak bir efendim bahçeye gökten semalardan yağan yağmurlar o bahçeye bir şey veremezse senin niyetin de sadece Kadir gecesinde gelmekse Ramazan gitti elveda cami, elveda ya Rabbil Alemin senden dersen Allah seni bir gün yakalar. İnna nahnu muhyi ve numiyyi ve ileynel masir. Hem diriltiriz, hem öldürürüz, hem de karşımıza gelirsiniz. Sonuç orası, gidilecek yer orası. Oradan başka, oradan başka gidecek yer yok. Ve illallahi mercubun diye bir. Sonuç, netice, dönüş Allah'adır. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Ey kullarım, her şeye kadir ben Cenab-ı Hak.
Ay, güneş, yıldız, felekler, bütün varlıklar, kuşlar, yerdeki karıncalar vazifesini yaparken ey insan, alnın secdeye gelmezse yanacaksın, cehennem olursun sen diyor Cenab-ı Hak. Mutlaka bu alın secdeye gelecek. Kıyamet gününde müminlerin simaları, efendim, yüzleri alınlarındaki nurlarından, mümin olduğu alınlarındaki nurlarından değerli olacak Cenab-ı Hak. Bu gecenin feyzi, bereketine, af ve mağfiretine cümlemizi af ve mağfiret eylesin. Oldu muhtemelen Müslümanlar. Allah bizden razı olsun. Kadir gecesi, yüce Allah, yüce Allah'ın kainatı yüzün suyu hürmetine yarattığı, onu adıyla adını yan yana yazdığı en büyük insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bağışlanmış kutsi bir ilahiyedir. Dilimiz ile, dilimiz ile ikrar, kalbimiz ile tasdik, boynumuz ile intiyam edir ya Rabbi. Tasdikimiz budur ki, âmentü billah ve bimâ câe min indillah, âmentü bi rasûlillah ve bimâ câe min indi rasûlillah. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bir dahi bütün günahlarımıza kefaret olmak üzere aşağı duralım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bir dahi yeryüzündeki bütün ümmeti Muhammed'in günahlarına kefaret olmak üzere aşağı duralım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Allahümme inni üridü. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhiri ve bi... Hayatını kaybettiğimiz zaman başka elimizden tutacak birisi yok. Onun sevgisini kaybettiğimiz zaman başka bir sevgi bizi Allah sevgisine, Allah muhabbetine götüremez. Çünkü Yüce Mevlamız böyle diyor Kur'an-ı Kerim'de. Âl-i İmran suresinde قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ Ey Muhammed ümmeti! Eğer siz Allah'ı sevmek isterseniz Hazreti Muhammed'i seviniz diyor. Bugün bir çoluğumuza, çocuğumuza, eşimize, evdeki aile efradımıza, Müslüman kardeşlerimize Hazreti Muhammed'in hayatını öğretemiyoruz. O Hazreti Muhammed'in hayatını öğreneceğiz ki İslam'ın hayatını öğreneceğiz. Bir gün geldiler Peygamber Efendimiz'e sormak istediler. Hazreti Muhammed'i bulamayınca evde Hazreti Ayşe çıktı kendilerine karşıladı. Buyurun ne istiyorsunuz? Biz Hazreti Muhammed'in yaşam tarzını öğrenmek istiyoruz dedi. O anda Peygamber Efendimiz geldi. Hazreti Ayşe yalnız onlara şöyle dedi. Siz dedi Peygamber'in ahlakını soruyorsunuz. Peygamber'in yaşantısını soruyorsunuz. Siz Kur'an-ı Kerim okumuyor musunuz? Siz Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor musunuz? Hazreti Muhammed'in hayatı demek tamamıyla Kur'an demektir diyor. O anda Peygamber Efendimiz geliyor. Mebelun nâsi Ayşe diyor. Bunların istedikleri arzular nedir? Ya Resulallah senin yaşamını soruyorlar. Yani bir peygamber olarak nasıl hareket ettiğini soruyorlar diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olarak ona kişiliğini nasıl ibadet ettiğini onlara anlatıyor. Peygamberimiz gelmiş ve geçmiş bütün günahları affolunduğu halde gece gündüz Allah'a ibadet eder, Allah'a teslimiyet gösterir. Hatta gece ibadet ettiği zaman ayakları şişinceye kadar ibadet ederdi. Hazreti Ayşe bir gündür baktım ki Peygamberimiz yanımdan ayrılmış. Yatağımdan ayrılmış. Nereye gitti gece diyor yanından kalksın yataktan. Bir baktım ki diyor yan başımdaki mescide girmiş ibadet yerine. Sanki diyor ocağın üzerinde kaynayan bir kazandaki su gibi diyor. İnliğe inliğe Rabbine ibadet ediyoruz diyor. O bir peygamber. Ama biz hasbel beşer günahımız da çoktur. Hatalarımız da çoktur. Bu hatalarımız ve günahlarımız varken nasıl orada Allah-u Teala Hazretlerine kulluğumuzu icra edemiyoruz? Allah bizlere ibadet şevki ihsan eylesin. Amin. Bizleri dinimizden, imanımızdan mahrum etmesin. Amin. Bizlere birlik ve beraberlik ihsan eylesin. Bizlerin içine fitna tohumunu ekmek isteyenler, bizi dinimize, vatanımıza, milletimize, sancağımıza karşı bölüp parçalamak isteyenleri de her yerde ve her zaman
Kahhar ismiyle kahriyet. Şunu da bilmek lazım aziz kardeşler. Vatansız din, dinsiz vatan olmaz. Vatansız din, dinsiz vatan olmaz. Peygamberimiz Mekke'den Hicret'in Medine'ye geldiğinde ilk önce kendine bir vatan edinmiş. Yoksa çıkıp da dağların başında yaşayabilirdi. Medine'lilerle görüşmüş, Medine'lilerle beraber yaşayacağı, bu dini yayacağı, devletini kuracağı bir mekan temin etmiştir. Allah-u Teala Hazretleri de bize cennet misali bir mekan ihsan etmiştir. Bir devletimiz vardır, bir bayrağımız, sancağımız vardır. Oraya sadık kalacağız. Gece gündüz dua yapacağız. Kazandığımız servetimizi milletimiz, dinimiz, şerefimiz ve izzetimiz için inşallah harcamaya çalışacağız. Siz burada işçisiniz ama Allah indinde mekan ve mevkini çok yüksektir. Peygamberimiz bir gün Mekke sokağında gezerken kılıç yapmakla çalışan bir demirciyi görür. İşçi sizin gibi alın teri döküyor. Koşuyor gidiyor. O kişi Peygamberimize sarılıp onu öpmek isterken Hazreti Muhammed Mustafa o işçinin elinin avucunu öpüyor. O sahabe şaşa kalıyor. Nasıl olur da bir peygamber bir işçinin avucunun içini öpüyor. Ama öyle bir avuç ki çalışmaktan nasırlanmış, Allah yolunda halalından rızkını kazanmak için elleri kabarmış. Soruyorlar ya Resulallah, neden dolayı bu işçinin elini öptün? Bundan da sebep ne?